Bugün 12'de Moskova'daki dün görüşmelerin ardından alınan ateşkes kararını Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Sayın Ahmet Şahidov'la konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Şahidov, deminki bağlantıyı çok sağlıklı gerçekleştirememiştik. Şimdi şunu hemen sorayım. Birincisi, Ermenistan ordusunun bu ateşkes kararına rağmen saldırılara devam ettiği bilgisi geliyor. İkincisi, ateşkesin süresiyle ilgili sizden bilgi rica edelim ve son gelişmeleri aktarmanızı rica edelim. Evet, bir daha selamlıyorum Ulusal Kanal izleyicilerini. Bu ülkede devam eden bu internet sıkıntısından dolayı o yüzden canlı bağlantı yapamadık. Evet, dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un vasıtacılığıyla, Rusya'nın aracılığıyla Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının bir görüşü, toplantısı oldu son çatışmalarla bağlı. Ve 9 saat süren bu görüşmenin ardından ateşkesin ilan edildiği ve bunu humanitar ateşkes diye nitelendirdiler. Yani bu aslında kısa süreli bir ateşkes ilanıdır. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü kırmızı haç, uluslararası kırmızı haçın vasıtacılığıyla sahada kalmış cesetlerin ve değiştirilmesi ve rehinelerin değiştirilmesi amacıyla yapılan bir ateşkestir. Bu anlaşmada belli bir süre gösterilmedi. O yüzden düşünüyorum 2 saatteki bu ateşkes güvveye mindi, başladı. Ama maalesef Ermenistan tarafı yine sınır hattında, iki ülke arasındaki devlet sınırında ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Sivil köylerimizi vurmaya devam ediyor. Yani Ermenistan'ın bu ateşkesi uyacağını zannetmiyorum ve bu yüzden savaşın yeniden devam edeceğini düşünüyorum ve zaten bu beklenilendi. Çünkü bu toplantıdan çıkar çıkmaz Ermenistan Dışişleri Bakanı söyledi ki en olumlu, onlar için en olumlu sözün Dağlık Karabağ'ın, sözde Dağlık Karabağ'ın bir cumhuriyet olarak tanınmasıdır ki bu da artık tüm Agit Minsk grubu, hep tüm konuşmaları, tüm süreci çiğnemiş oluyor, yani hiçe saymış oluyor. Yine bu Rusya'nın açıkladığı açıklamada bu ateşkesi humanitar adlandırır. Yani sadece sahada kalmış askerlerin, öldürülmüş askerlerin cesetlerinin değiştirilmesi. Yani bu aslında tüm uluslararası kurallara uygundur. Birleşik Milletler Cenevre Konvensiyası'na, savaş kurallarına uygundur. Zaman zaman bir günlük, iki günlük fasile ara verilebilir, ateşkes ilan edilir ve uluslararası kuruluşların vasıtasıyla sahada kalmış, neytral zonada kalmış cesetlerin götürülmesi ve değiştirilmesi, rehinelerin değiştirilmesi bu tam savaş kurallarına uygundur. Burada hiçbir türlü tamamen ateşkes ilan edilmesinden konuşmak mümkün değil. Çünkü Ermenistan tarafı işgali sürdürdükçe Azerbaycan kendi topraklarını azat etmek istiyor ve bunu edecek ve dün devam eden 9 saat devam eden görüşmeler zamanı da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kez daha halka hitap etti televizyondan, daha sonra sosyal medya hesaplarından birkaç fikirlerini bölüştü ki bu Ermenistan için sonuncu bir şans. Yani Ermenistan bu ateşkesin ilan edilmesi Ermenistan için sonuncu bir şanstır. Azerbaycan yine kendi konumunda kalıyor. Kendi fikrinde ısrarlıdır. Ermenistan için son şans veriliyor ki Dağlık Karabağ ve diğer toprakları azat etsin. Yoksa bu defa savaş yine berfa edilecek, yine başlayacak ve bu defa sonuna kadar gideceğiz. Yani o yüzden yani bu ateşkesin artık durdurulduğu, savaşın bittiği anlamına gelmez. Sadece yine söylüyorum, cesetlerin değiştirilmesi, orta neytral zonada, neytral sahada kalan asker cesetlerinin, ölülerin götürülmesi amacıyla bir, humanitar amaçlı bir ateşkes ilan edildi ki bu da en maksimum 1-2 gün sürebilir. Zaten saat 12'de, 2 saat bundan önce neredeyse Türkiye saatiyle saat 1'de
ateşkes yüzeye mindi ilan edildiği gibi. Artık Ermenistan ateşkesi ihlal etmekte devam ediyor ki, bu kışkırtmalar, provokasyonlara devam ediyor ki, tabii ki Azerbaycan yine kendi üzerine düşen vazifeni yerine getirecek ve terörcüleri kendi topraklarından, kendi topraklarımızdan azat etmeye devam edecek. Yani o yüzden bu ateşkes 1-2 günlük sürebilir, fazla sürmez. Peki Sayın Şahidoğlu, şimdi şunu merak ediyorum. Bu ateşkes çağrısını aslında Ermenistan'dan geldi ve Rusya Dışişleri Bakanı'nın öncülüğünde, onun gözetiminde bu ateşkes kararı uzun saatler süren görüşmeler sonunda alındı. Şimdi bizim aklımız karışıyor. Yani hem Ermenistan böyle bir ateşkes için talepkar oluyor ama ateşkesin ilanından çok kısa bir süre geçmeden tekrar saldırılarına da devam ediyor. Burada bir çelişki olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer yandan da bu ateşkesin uzun süreye yayılacağını, hatta kalıcı hale geleceğinin de beklentisi var aslında. Lavrov'un açıklamasından sonra Minsk grubu bünyesinde bu görüşmelere devam edilecek denildi ama siz ateşkesin çok da uzun süreli olmayacağını söylüyorsunuz. Evet, Ermenistan bu son 13-14 gündeki tartışmalarda çok zor duruma düştü. Çok artık diz çökmüş durumdaydı. Zaten son bir hafta içinde 4-5 kere ancak Vladimir Putin'i aradı. Doğum gününde bile, Putin'in 68 yaşlı doğum gününde bile tebrik ederken bile Dağlık Karabağ konusunu konuştular ve Azerbaycan'ı durdurmasını istedi. Tek Vladimir Putin değil, dünya ülkelerinin liderlerini, hükümet ve devlet başçılarını aradı ve artık Ermenistan zor durumda. Burada Ermenistan'ın isteğiyle tabii ki bu ateşkes ilan edildi bir iki günlük. Bir de Ermenistan yönetiminin bir özelliği var. Yani bu süreç sorunun çözülmesi sürecinde bir başka konuşuyorlar. Bir de kendi halkına hitaben tamamen başka konuşuyorlar. Çünkü bakın, bu Azerbaycan son 13 günde azat ettiği bölgelerin ganimet olarak ele geçirdiği Ermeni tanklarının, zırhlı araçların, silah-sursat ambarlarının foto ve video görüntülerini yayınlıyor. Azat edilen köylerde, bölgelerde, yüksekliklerde Azerbaycan'ın bayrağı dalgalanıyor ve bunun görüntüleri var yani. Sosyal medyada Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı hep bunu yayınlıyorlar. Ama şimdi Ermeni basınına baksak, Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın veya Ermenistan Başbakanlığı'nın açıklamalarına baksak, şimdiye kadar bir kare toprağı bile bırakmadık diye açıklamalar var. Çok ilginç yani. Bu Ermeni halkını kandırmak mı, Ermeni halkını yalanlarla beslemek mi nedirse. Ve bir de bizim sadece Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı video görüntülerde, yaydığı video görüntülerde her gün 200-300 Ermeni askerinin öldürüldüğü görüküyor. Ama Ermeni tarafı gün arzında 15-20 30 böyle askerlerin öldüğü bilgisini yayılıyor. Yani burada Ermenistan yönetiminin çok çaresiz bir durumda olduğu ve kendi halkını yalanlarla süslemeye istediğini görüyoruz. O yüzden yani onlar, çünkü Dağlık Karabağ Ermenileri, onlar daha farklıdır. Ermenistan Ermenilerinden farklıdır. O yüzden Nikol Paşinyan hiçbir zaman bu konuşmanın, bu sürecin, bu anlaşmaların detaylarını açıklamaz. Çünkü bu onun yönetiminin artık sonu olmuş olur. Çünkü onun, ona muhalif olan Keçaryan, Robert Keçaryan zaten son 15-20 yıldır iktidarda olan insanlardı. Onların çok gizli bir sosyal tabanı var. O yüzden Nikol Paşinyan çok ihtiyatla davranarak hiçbir zaman ne cephede veren gerçeklikleri, ne bu Moskova'da konuşulan konuların detaylarını hiçbir zaman halkına, basınına anlatmıyor. Ve bir de saçma sapan böyle yalanlarla kendi halkını beslemeye çalışıyor. O yüzden Ermenistan tabii ki Moskova'ya son 5-6 günde Vladimir Putin'e telefon ricalarında bulundu ve Moskova'da bir agit, hem bölgede önemli ülkelerden biri, hem de agit Minsk grubu başkanlarından biri olarak bir vasıtacı, adını da humanitar ateşkes ilan ederek bir vasıtacılık misyasını, özelliğini yerine getiriyor. Ve bu da yine diyorum, yani Sergey Lavrov da söyledi, bunun bir tek amacı sahada kalan askerlerin, ölmüş askerlerin değiştirilmesi amacıyla kuruluyor.
Yani yine kendi tarafların kendilerinin üzerine bırakıyor. Yani kendiniz bilebilirsiniz. Tabii ki ülke olarak, sivil bir ülke olarak ateşi durdurmayı hem Rusya hem İran, diğer ülkeler, ABD, tüm ülkeler bunu söylüyor. Ama bir baskı var mı Azerbaycan'a? Hayır, yoktur. Yani sadece bu savaş kurallarına uygun olarak, yani bu cesetlerin değiştirilmesi, bu tüm savaşlarda bu olan bir tecrübedir, bir pratikadır. O yüzden ben sanmıyorum ki bu daha uzun sürebilir. Çünkü zaten 1994'te bizim bir şekilde uzun sürecek diye bir anlaşmamız var idi ki Ermenistan zaman zamanı ihlal etti. Ve şimdi de birkaç saat geçmesine rağmen sınırda ve cephe hattında ateşkesi ihlal etmekte devam ediyor. Ve bunun sorumluluğu yine Ermenistan'ın üzerine düşüyor. Ve Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de son dün bu Moskova'da konuşmalar, görüşmeler sürecinde aynı zamanda aynı saatte bile Azerbaycan halkına televizyondan hitap etti. Daha sonra sosyal medya hesaplarından kendi düşüncelerini bölüştü ki bu Ermenistan için son şansı. Toprakları boşaltmak için, topraklardan geri çekilmek için son şansı. Bunu yerine getirmezse Nikol Paşinyan için, Ermenistan yönetimi için çok ağır olacak. Yani bunu söyleyen bir cumhurbaşkanı bence hiçbir zaman yani bu ateşkesin daha uzun sürmesine izin vermez. Çünkü son konuşmalarında Azerbaycan halkına hitap yaptığı konuşmalarda toprakların sonuna kadar savaşılarak geri alınacağını söylemişti. Ve o yüzden bugün Azerbaycan halkında büyük bir coşku var. Savaşla bağlı ve bu ateşkesin ilan edilmesi bile bizim de sahada askerlerimizin kalmasına rağmen yine Azerbaycan halkı bu ateşkesin ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyorlar. Ve bizim de insanlarımızın, halkımızın kafasında bir sorular oluşmuş ki neden biz böyle başarılı şekilde gidiyorduk, neden bu ateşkes ilan edildi? Ama yine en iyisini devletimiz biliyor, Cumhurbaşkanımız biliyor. Bence bu bir iki gün çekecek, yani fazla çekmeyecek ki bizim de şehitlerimizi sahadan almamızı, geri almamız, yani cesetlerin ailelerine, azizlerine, yakınlarına verilmesi ve İslam kanunlarına göre, Müslüman kurallarına göre toprağa verilmesi gerekiyor. Çünkü fazla geçse daha sonra tanınmaz hale gelebilir o cesetler. O yüzden bu ateşkes bir iki gün, maksimum 3 gün çekebilir, fazla süre. Özellikle çiziyorsunuz ateşkesin çok uzun süreli olmayacağını. Çünkü evet, zaten Ermenistan'ın ateşkes kurallarını çok kısa bir sürede ihlal etmeye başladığını söylüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla Azerbaycan'da haklı mücadelesine ateşkesin sonunda devam edeceğini bildiriyorsunuz. Evet, evet, zaten bizim elimizde yeterli belgeler var ki artık Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor. Yani bizim yeniden askeri operasyonları başlatmamamız için bir neden kalmıyor. Çünkü Ermenistan zaten ihlal ediyor. Bu Moskova'daki anlaşmanın ardından ve Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın da yine o Ermenistan'a iner inmez böyle bir açıklama vermesi Agit Minsk grubu sürecini hiçe saymak. Bir de Agit Minsk grubu artık tüm fırsatları, imkanlarını tüketmiş. Çünkü Minsk grubu eş başkanlarından biri Fransa, vasfeçi o ülke olmasına rağmen açık şekilde Ermenistan'ın tarafını tutuyor ve Ermenistan'ın işgalci siyasetini desteklediğini, yani Macron bunu söyledi açık şekilde. Diğer eş başkan ülkeler, ne Rusya ne ABD bu türlü açıklamalarda bulunmadı. Çünkü kendileri hem Washington hem de Moskova vasfeçi özdeliğinin ne anlama geldiğini biliyor ve taraflar arasında eşit münasebet beslemekle bu sorunun çözülmesi için çaba harcıyorlar. Ama maalesef Fransa Agit Minsk grubu eş başkanı olarak kesin ve set şekilde yani Ermenistan'ın tarafını tuttu ki bu da artık Agit Minsk grubunun geleceğine bağlı şüpheleri artırmış oldu. Artık bu sorunun Agit Minsk grubu çerçevesinde çözülmesi artık Azerbaycan tarafından kabul edilmez. Bizim artık bu formata bir değişikliği yapmamız ve özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin Agit Minsk grubu eş başkanlığına dahil edilmesi ve gelecek
sürecde görüşmelerde resmi Ankara'nın da bu konu görüşmelerde bulunması bizim de sürebileceğimiz şartlardan biri olacak. Sayın Şahidol, gelecek günlerde göreceğiz bu gelişmeleri. Tekrar sizden gelişmeleri almaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum.